Sevgili izleyenler, Dalgınım Sanat'a ikinci programımızı yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Keyifle izlemenizi diliyorum. Yine çok değerli bir konukla birlikteyim. Sevgili Yaşar Seyman ile. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaşar Hanım. Bizi kırmadınız, geldiniz. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sizinle olmak onur. Sağ olun. Öncelikle sizinle Cumhuriyeti, kadını, yazdıklarınızı, deneyimlerinizi konuşacağız ama ben bu yazılarda uyguladığım bir prensibi burada da uygulayayım. Türkçe'de pek duymadığım sözleri dile kazandırmak adına uygun bir güzel sözle başlayayım istiyordum. Sizinle ilgili bir söz ararken anonim bir söz buldum kadınla ilgili. Çok da hoşuma gitti. Kadının böyle çok çektiğine, memlekette siz bunlara çok güzel değiniyorsunuz ve sizden de dinleyeceğiz. Şöyle bir söz buldum. Kadın her şeyin üstesinden geldi ki onlar bitirdi onu diye böyle her şeyi yenen ama bütün bu güçlükleri de bir şekilde üstünde tutan, bu zorlukları üstünde tutan bir söz. Çok hoşuma gitti. Ne yazık ki söyleyeni yok. Çünkü mutlaka söyleyeni de ifade etmek lazım. Evet. Dile kazandıranı da. Şimdi siz de mücadelenizde yani hakikaten çok şey üstünüze alıyorsunuz. Bence çok kişi adına yapıyorsunuz. Ciddi hareketler yapıyorsunuz. Ve kitaplarınızdan bir tanesi zaten sanırım bir 19-20 yıl izlediğiniz kitabınızı hatırladığım kadarıyla bir kadına zaten adanmış ve onun adına yazılmış bir Benazir. Yurt dışından bir hanım, babanızın size örnek al diye gösterdiği bir hanım, ona yazmışsınız. Onu da konuşacağız ama önce ben şu altında arkamızdaki tabloyla da pek uyuşan kitabınızdan başlamak istiyorum. Hüznün coşkusu, hem hüzün hem coşku, yin yang gibi. Hatta yogada da hatha olması lazım bu. İşte ha güneş, ta ay gibi. Güneş ve ayın enerjisinin birleşimi gibi. Siz de bunu Altındağ'a getirmiş oturtmuşsunuz. Devlet tiyatroları oynadı, izleyici rekorları kırdı, yıllarca oynandı. Söz sizde. Teşekkür ederim. Evet, devrimin başkenti Ankara'dan bizi izleyenleri selamlayalım. Devrimin başkentinin Yoksul Tepesi Altındağ. Çok güzel. Ama resmi bir atla sevindirilmiş Altındağ. Altın. Altı dağ, üstü gök. Git derdini kime dökersen dök diyorlar. Böyle bir yer. Altındağ'da ilginç. Anadolu gece konduları deniyor. Ben hep umut kondular diyorum. Kitabımda da umut kondular diyorum. Umut konduların annesi bir bakımda altında. Anadolu'nun da özeti diyebiliriz. İnsanlar çeşitli nedenlerle yaşama tutunmak, çocuklarını okutmak nedeniyle hep göç etmişler altında. Ve orada bir altındağlılık oluşmuş. Hatta Mustafa Kemal Atatürk havaalanı Esenboğa'ya gidip gelirken bakmış tepede, dağın tepesinde bir ev. O evi hep sevgiyle seyretmiş, izlemiş. Ya kim oturuyor bu dağın tepesinde, ne kadar ilginç falan. Sahibiyle tanışmış. O ev Altındağlılar tarafından da Atatürk'ün evi diye anılıyor. Sanırım yine korunuyordur. Altındağ benim de biçimlendiğim, ilk ortaokul, lise öğrenimi tamamladığım, büyük bir şans saydığım babamın 45 bin nüfuslu bir mahallenin muhtarı olması. Muhtar olunca herkesi tanıyorsunuz, herkesin derdini biliyorsunuz, sıkıntılarını biliyorsunuz. Gerçekten de yaşam biçiminde de hüzün ve coşku iç içedir. Yani bir hafta önce bir cenaze kaldırılınca ağırlaşan hüzün, ertesi hafta
bir çift sevdalı gencin evlenmesiyle davulun zurnanın eşliğinde coşkuya dönüşüyor. İnsanlar yaşama tutunmaya çalışıyorlar. Erken sabahın erken saatlerinde o yıllarda üç koldan gençler akıyordu başkente. Birisi sitelere gidiyordu meslek edinmek için. Gençlerin bir bölümü sanayi sitesine gidiyordu. Biz de ekmek kazanmak için. Biz de okula koşanlardandık. Çünkü benim doğduğum dağ köyünde okul olmayınca babam çocuklarını okutmak sevdasıyla Cumhuriyet aşığı bir insan Ankara'ya göçüyor. O nedenle dediniz, evet, göçmen kaleme geldiniz. Kendimi de göçmen kalem olarak tanımlıyorum. Evet, şöyle yapıyorum o zaman, göçmen kalemde. Evet, biz tabii yaşamın, biz kentin yoksul dilimi dedim ya, varsıl dilimi de Çankaya. Ama ben o dağ köyünde geldiğim ve ilk Ankara garında indiğim Ankara benim ışıklı başkentim. Evet, bu terimi çok seviyorum. Hem devrimin başkenti hem benim ışıklı başkentim. O kadar ışığı bir arada görmek. Bir de yine geldiğimiz Erzincan'dan insanlar, akrabalar gelince babam onları Çankaya'nın tepesine çıkarırdı. Hatta hiç unutmuyorum, bir yakınımız şöyle demişti. Vay demişti, yıldızlar yeryüzünde burada. Çankaya'nın tepesine çıkınca. Tabii bir de bizim kuşakta şöyle bir şey vardı. Babam mutlaka gelen konukları hem Çankaya'nın tepesine çıkarır hem de Çankaya Köşkü'nün etrafında bir böyle bir mekanı kutsal bir tavaf edercesine. Edercesine dolaştırırdı onları. Tabii benim yazdığım altında bugünlerde artık düşlerde kaldı. Çünkü kentsel dönüşüm mü, kentsel götürüşüm mü, ne diyelim bilemedim ama o nedenle yok edilen, benim altından yok edilen, hatta benim büyüdüğüm, okuduğum evde şimdi sadece bir tarla parçası, yıkıldı onlar. Çok önemli Aşık Veysel'in uğradığı evimiz, Aşık Mahsuni Şerif'in, Neşet Ertaş'ın, mesela Neşet Ertaş'la Mahsuni Şerif'in en güzel bestelerinin yapıldığı, oturdukları evler de yok. Altından bir caddesinde, bir sokağında isimleri de yok. Belki bu programdan sonra ilgililere giderseniz. Umarım, sürekli bunu söylüyorum. Telafisi çok mümkün. Çok mümkün bir şey tabii. En güzel bestelerin. Aşık Mahsuni Şerif'in mesela işte gidiyorum Çeşmi Siyah'ın bestelediği altında. Neşet Ertaş'ın İki büyük nimetim var, biri anam biri yârim. Çok büyük ozanlar, yani bunların kıymetini bilmek, o insanlara isimlerini vermek, bir vefa örneği. Aynı zamanda başkentte, madem devrimin başkenti, sanatın da başkenti olmalı diye düşünüyorum. Sanat, kültür. Evet. O nedenle Ankara Kulübü'nü çok önemsiyorum. Çıkardığı dergisiyle, bu yayınlarıyla, Metin Başkan'ın gayretleriyle oluşan bu müzesiyle gerçekten şükran duymamızı sağlıyorlar. Yaşayın. Kendilerini kutluyorum. Yaşayın. O yüzden de zaten Kızılca Gün TV'de izleyicilerle güzel şeyleri paylaşmak da istiyoruz. Bence tarihin, çünkü kentlerin tarihini yaşatmak. Ankara'da ben bir yazar olarak şu şanssızlığı çok net yaşıyorum. Diyelim ki bir kitabımda ben bir mekanı anlattım. Bir pastaneyi, bir parkı, bir yeri anlattım. Okur onu okuyor. Okurun da o mekana gitme isteği uyanıyor. İsteği uyanıyor. Okurun da o mekanla anısı var. Ya da genç kuşaktan biri okuyor. Annesiyle babası o mekanda aşık olmuş. O mekanı gezmeye, görmeye gitmek istiyor. Fakat gidiyor. Anı çok taze. Kitap çok yeni ama mekan yok edilmiş. Oysa biz çağdaş ülkelerde mekanların nasıl korunduğuna tanık oluyoruz. Buna bellek diyoruz. Evet, mekanların da belleği, tarihi. Ankara benim büyük sevdam. O ışıklı başkentim dediğim Ankara'dan sonra bir sendikacı olarak ülkemin çalışan kadınlarını, işçilerini temsilen dünyanın çok büyük kongrelerine
katıldım. Bunun karşılığı olarak da bir ödülünüz de var. Evet, bir ödül aldım. Atina'dan aldım. Komşu başkente, Ankara'dan komşu başkente giderek. Evet. Teşekkürler anımsattığınız için. Komşu başkente giderek Atina'da ödül aldım. Atina Cumhurbaşkanı'nın da olduğu salonda. Avrupa'nın en başarılı kadın sendikası ödülü. O zaman gazeteci dostum sormuştu. Hadi bir manşet at bakalım. Ne dersin? Evet. Ben de devrimin başkenti Ankara'dan Atina'ya demiştim. Tabii onun için Altındağ'a da katalım. O nedenle gerçekten bazı başkentlerin Ankara'dan daha çok ışıklı olduğunu gördüm. Ve geldim yazdım. Gördüğüm başkentlere göre Ankara karanlık. Bundan önceki dönem belediye başkanı bunu çok algılayamadı. İşte bunlar her şeye karşı duruyorlar gibi. Sonra kendisi Şangay'a gitti. Şangay bir başkent olmamasına karşın. Çok aydınlık. Ha, geldi dedi ki gerçekten Ankara karanlıkmış dedi. Ama tabii özür dileme, işte bir yazara hakkını teslim etme kültüründen yoksun olunca insanlar. O nedenle Ankara yeni yeni binalarla, belli mekanlarla ışıklandırılıyor. Ama ışıklandırma yine yanlış yapılıyor. Bulvarlar ışıklandırılıyor, yollar ışıklandırılıyor. Oysa insanların yürüdüğü mekanlar ışıklandırılmalı. Güzel haber, kale çok güzel ışıklandırılıyor. Evet, hatta çok güzel oldu. 29 Ekim'de Atatürk, Türk bayrağı yansıdı. Hatta Azerbaycan'da böyle sıkıntılı günler, savaş günleri yaşanıyor diye Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. Çok dolayısıyla güzel. Işıklandırma, evet. Atakule ışıklandırılıyor. Yalnız ben bir şey, evet. Bizim çocukluğumuzda Altındağ'ın o küçücük pencerelerinden Ankara'yı seyrettiğimiz zaman biz en güzel ışıklı mekan Anıtkabir'di. Ve oyun zaten şöyle bitiyor. Hüznün Coşkusu Altındağ oyunu devlet tiyatrolarında. Onlar işte Anıtkabir'deki ışığı umut görenler. O küçücük pencereden dünya açılan yere bakın. Altındağ birkaç tepeden oluşuyor biliyorsunuz. Evet. Birisi kale, birisi Hıdırlık Tepesi, birisi Atıf Bey. Hıdırlık Tepesi'nden Atıf Bey'e bakınca oyuncak kente benziyor. Oynana oynana kırılmış ve hüzne dalmış. Benziyordu. Evet. Oynana oynana kırılmış ve oyuncak kente dönüşmüş. Düttürü Dünya filminin de danışmanı benim Kemal Sunal'ın. Zeki Ökten rahmetli Kemal Sunal da o rahmetliler. Evet, Altında rahmetli. Evet. Evet, lütfen devam. Evet, Benazir'e mi gelelim? Benazir biliyorsunuz Pakistan'ın ilk kadın başbakanı. Bu kitabın başında evet. Oğlunuz Fırat arıyor. Evet. Ve anne bugün üzgün olmalısın diyor. Ve ruhları özgür kadınlar diyorsunuz. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Tabii öncelikle bir kere devrimin başkentinde Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıp onun kadınlara verdiği değerden bir iki söz ederek Benazir'e geçmek isterim. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk diyor ki yeryüzündeki gördüğünüz bütün güzellikleri yaratan kadınlardır diyor. Ve bunu sözde bırakmayan bir lider. Ne çok borçluyuz değil mi? Çok şey borçluyuz. Çok şey. Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına her kesimden Anadolu kadınını katıyor. Yani Şerife Bacı çocuğunun battaniyesini mermiye sarıyor. Halide Edip Adıvar kalemiyle Kurtuluş Savaşı'na destek oluyor. Kara Fatma bir asker kimliğiyle destek oluyor. Sıdıka Hanım başka. Bütün Anadolu kadınlarını katıyor. Sonra Cumhuriyet'in duyurduktan sonra 5 Aralık 34'te kadın haklarını veriyor. Düşünün ilk devrimin ülkesi Fransa. İlk devrim. İlk devrimin başkenti. Sonra Ekim devrimi Moskova. Aydınlanma ve Cumhuriyet devrimi Ankara. Ankara'da 34 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı veriliyor. Fransa'da 10 yıl sonra, 1944 yılında. Atatürk günlerde gıptayla izlenen evet, bir ülkeymişiz. Kesinlikle. Evet. 34'te bizde kadın hakları, kadına seçme ve seçilme hakkı veriliyor. 44'te Fransa'da.
Oradan geçiş yapalım. Pakistan'da Muhammed Ali Cinnah, ki onların kendi betimlemeleriyle onların kurtarıcısı ve onların Atatürk'ü. Muhammed Ali Cinnah lider olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alıyor. Ve Pakistan'da da 1956 yılında seçme ve seçilme hakkı veriliyor. Kaç yıl sonra? 1956 yılında seçme ve seçilme hakkı verilince Benazir 3 yaşında, 36 yaşında bir İslam ülkesinin ilk kadın başbakanı oluyor. Bizi de İslam ülkeleri içerisinde Türkiye'yi ışıklı hale getiren demokratik, laik bir cumhuriyet olmamız. Ve Benazir öldürülüyor. Ve benim de hep şunu söylerim, dünyada da gönül meclisimde kadınlar var. Benazir de benim gönül meclisimdeki örnek kadınlardan biridir. Bu kitabım aynı zamanda İngilizce ve Urduca'ya da çevrildi. Evet, bol okuyucular diliyorum. Son kitabınıza da hemen geçeceğim ama bu 19 yıl sürmüş bu izlemeniz Benazir. Daha fazla. 86'da başbakanın yazdıklarını. Evet, yazdık. Hayır, estağfurullah. 19 ya, hani mı? Belge toplama süresi şey, diyorum. Yani ben o ilk günü merak ettim. Şimdi nereden? 19 yılın Benazir. Benazir başbakan olduktan sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Babam da, evet. Hayır, rahmetli babam da dedi ki, bak dedi, İslam ülkesinde bir kadın başbakan oluyor dedi. Evet. O sizin kadar şanslı değil, onun Atatürk'ü de yok dedi. Ve siz? Ve ben o günden beri Benazir'in bütün çalışmalarını, gazete arşivlerini topladım. Bu kitabı da 3 yılda yazdım. Çünkü siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin de İlk kadın genel başkan yardımcısınız. Evet, evet. Yani ne kadar güzel değil mi? Bir de siyasi kimliğim var, sendikal kimliğim var, yazarlığım ve kadın hakları savunuculuğu. Bir önceki kitaba gideceğiz belki ama bir cümleyle gidiyorum sadece. Altındağ'da da aslında bir yönetime adaylığınız da söz konusu. Evet. Büyük ihtimalle Altındağ mutlaka bir şeyler kazanmıştır ama sanki yönetime sizi getirmeyerek çok şey kaybetti diye düşünüyorum. Yani benim getirmeyerek mi, yoksa ben hep şuna inanıyorum. Kadının elinin değdiği bir yerde çok kalıcı izler oluyor. Evet, bence buna özen göstermek Yeter gerekiyor. Sayman, ben ama kalemimle yine Altındağ'a değdim. Okay. Ve onu devlet tiyatrolarına eser olarak taşımayı sağladım. Sinema dünyasına film olarak taşımasını sağladım. Uzunca bir süredir hala Altındağ konuşuluyor. Güzel bir Altındağ düşün devam ediyor. Kesinlikle. Şimdi çok fazla vaktimiz kalmadığı için ve ben ne yazık ki henüz, benim suçum tabii ki, son kitabınızı okuyamadığım için. Son kitabım. Şu son kitabınızı da. Evet, son Zine. Kitabım Zine. Bu görselleri biz yansıtacağız. Evet. Son kitabım Zine. Son kitabımda da kadın öyküleri var. Ege'de kekik toplayan Nine'den, Karadeniz'de Fadime balık örme ağları örerek, balık ağları örerek aile bütçesine katkıda bulunan aydın kadınlar, dünyadan kadınlar, cumhuriyet kadınları ve son olarak da Türkiye'nin gerçekten yüz akı bir bilim kadını Profesör Behice Boran'ın da öyküsü var. Çok kadın öyküleri var. Zaman zaman şöyle diyorum zaten, İngilizcesini de söylüyorum. Birleşmiş Milletler'de bir projede çalışıyorum. Arkadaşlara diyorum ki, I am storyteller. Ben iyi bir tiyatro, hikaye anlatıcısıyım diyorum. Öylesin. Orada da güzel hikayeler var. Kadınları çok seviyorum. Kadınlara güveniyorum. 21. yüzyılda dünyayı kadınların değiştireceğine inanıyorum. Şimdi son 1-2 dakikamızda hep ben yönlendirmeye çalıştım ama hiç yönlendirmeden, izleyicilerimize kapatmadan önce ne söylemek istersiniz? Evet, Pakistan'da Benazir kitabı tanıtılırken katılan kitleyi şöyle selamladım. Türk Büyükelçisi vardı, Benazir Butto'nun oğlu vardı, kabinesinde Adalet Bakanı vardı. Dedim ki, burada size seslenmemi sağlayan, bir birey olarak burada sizlere seslenmemi sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımla konuşmama başlamak istiyorum dedim. Bütün salon coşkuyla alkışladı. O günlerde Pakistan'da İslamabad'da coşkuyla alkışladı. Meğerse o günlerde
Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabı Urduca'ya çevrilmiş ve şu an Pakistan'da en çok satan kitap. Yani yüreğinize sağlık. Ben konuklar benden önce Atatürk'ü böyle anıyorlar falan, harika oluyor. Çok mutlu oluyorum. Ama ben bir Cumhuriyet kadınıyım. Varlığımı Atatürk'e borçluyum ve Cumhuriyete borçluyum. Harikasınız. Ona layık olmaya çalışıyorum. Geldiniz. Bu harika programı birlikte yaptık. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiyle. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyorum. Sağ olun.